100 senede bir müceddit gelir hadisi sahih midir? Sahih ise nasıl anlamak lazım bu hadisi? Evet Musa, yoruldum biraz ama. Evet. Her 100 senede bir müceddit gelir. Evet, bir müceddit gelir. Bu hadis sahihtir. Ala kulli ra'si sene ye'ti men yuceddidid din av. Bunun gibi şu anda tam metin şeyimde değil, aklımda değil. Her 100 senede bir müceddit gelir, bir alim gelir, bu dini tecdid eder. Bu doğrudur. Ve tarihe de bakıyoruz, her 100 senede bir, 100 sene değil ki, yani tam 100 senede bir, 80'de de gelir, 70'te de gelir vesaire. Bakıyoruz, bu doğrudur. Bu doğrudur. Bunu nasıl anlamamız lazım? Şimdi bunu anlaması çok kolaydır. Şimdi Hazreti Musa geldiğinde aleyhissalatü vesselam, Hazreti Musa'dan sonra peygamberler gelmiştir. Hazreti Musa hem peygamberdir hem Resuldur. Yani hem Nebidir hem Resuldur. Hem peygamberdir hem elçidir. Ama Hazreti Musa'dan sonra Resullar gelmemiş. Elçiler gelmemiş. Ne gelmiş? Nebiler gelmiş. Peygamberler gelmiş. Görevleri nedir? İnsanlar hata Hazreti Musa'nın dininden uzak oluyorlar. Bid'at sokuluyor. O nebilere ilham geliyor. Doğrusu budur. Dönün doğrusuna. Eydir bizim peygamberimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Bu hem son peygamberdir hem son Resuldur. Elçidir. Onun için peygamber olmadığı için bu ümmetin alimleri Beni İsrail peygamberlerinin görevlerini görürler. Bunlara da Resulullah demiş varislerdir. Ne para, dirhem, dinar, mal, mülk, viraset değil. İlim muraset eder. Kim bunu hakkıyla alıyorsa o hakiki varistir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlim de değil ki ben çok biliyorum. Çok, ne kadar çok bilsen o kadar çok amelin olması lazım. İlimle amel birbirinden ayrılmaz. Onun için buna da alimler kaide koymuşlar. El ilmu yaktazil amel. İlim ameli gerektirir. Et tandırnak gibidir. Onun için çok alim var, bilgisayar gibi, mekne gibi, ne versen tak diye sana cevap verir. Ama ameli yok ise o alim değil ehl-i sünnetin yanında. Bir günde Google da biliyorsunuz. Şimdi Google zaman geçtikçe ilmi de artıyor. Her çeşit şey yüklüyor. 10 sene önce Google bu kadar alim değildir. Şimdi daha fazla alim oldu. Bu dünyada iyi kötü ilmiste Google'dan bildiğini sana anlatır. O alimler de ne kadar ilimleri var, amel yapmıyorsalar öyledir. Evet, bu varisler 100 senede bir tane gelir, bu varislerin en kallavisi gelir. Hakikidir. Ne yapar? Öyle gelir ki Allah Teala onun ömrüne, zamanına, ilmine bereket salar, bu dini bir de raya sokar. Tecdid eder. Tecdid budur. Yani yeniler. Yok yeni hükümler getirir. Yani eski hükümleri, eski peketi, şeriat paketini çıkartır, parlatır, yenileştirir. Yoksa pakete bir şey katma şansı kimsenin yoktur. Hatta dünyanın sonunda bir nebi gelir. He? O da Hazreti İsa'dır. O nebi bile hem Resuldür hem nebidir Hazreti İsa. Ama aynı zamanda sahabidir. Yer üzerine iner, o bile bir şey katamaz İslam şeriatına. Bir şey katamaz. Ne katar? Hiçbir şey katamaz. O mevcut bu paketle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi paket üzerine öldü onu ile amel eder. Sadece bir şey yapar. Cizyeyi iptal eder. Cizye nedir? İşte bugün de bizim İslam devletinde Yahudi Hristiyanlar bize cizye verirler. O cizyeyden bizim ülkemizde yaşarlar. O cizyeyi kabul etmez. Ya Müslüman olursunuz ya kellenizi alırım. Bu da paketimizde var. Resulullah demiş. Demiş bu Hazreti İsa gelirken bunu uygulayın. Ama şimdi siz uygulayamazsınız bunu. Onun için Hazreti İsa bile gelse gelir ki yenileyemez dini. Kimse dine bir şey getiremez. O manada. Ama ne manada getirir? O paket
tozlanmış, ter çolunmuş çıkartır, bir de güncelleştirir. Doğru şeriat budur diyer. İnsanlar da doğru şeriata sayılır. O ne oldu? Müceddid oldu. Bunu böyle anlamamız lazım. İyidir. 1400 sene geçti. Bakıyoruz her 100 sene başında bir müceddid var. Alimler de bunu bir kısmı saymış. Bir kısmında ihtilaf etmişler. Olabilir müceddidler 40 senede de bir gelir. 30 senede bir gelir. 50 senede de bir gelir. Yani 100 senenin içinde bir tane değil, 5-6 tane o paketi tamamlarlar. Bu da olabilir. Evet. Zaman geçtikçe müceddidler de azalır. Uzmanlık alanlarda da çoğalır yani. Yani birkaç uzman bir paketi bir grup halinde tecdid ederler. Bunu da diyen alimler var. Evet. Bu hadisi öyle anlamamız lazım. Bu hadis sahihtir. Her 100 senede bir, yani her dönemde bir, yani her nesilde bir bir alim gelir, dini yenileştirir. Elhamdülillah. Bu 1400 senedir vuku bulmuş, kıyamete kadar da devam edecektir. En son müceddid Mehdi'dir inşallah. Hocam, internet sitelerine yazdığımız zaman müceddid kelimesini İmam-ı Rabbani, ondan sonra Halid-i Bağdadi gibi kişiler müceddid olarak gösteriliyor. Peki Ehl-i Sünnet'e göre müceddidlerin isimleri belli midir? Evet, müceddidlerin isimleri bellidir. Alimler dedim saymışlar bir kısmını. Ama bu saydığın alimler Rabbani'dir, Bağdadi'dir, bilmem kimdir. Bunlar müceddidin sıfatı olması lazım. Yani müceddidin kriterleri var. O kriterlere uyan müceddittir. O kriterlere uymayan müceddit değil. Yani mesela bugün de askeri bir kumanda var. En büyük askerin sıfatları var. O sıfatlar sende olmasa, ne kadar rütben olsa, ne kadar asker elbisesin girsen, sen o kumanda olamazsın. İlle ki sende o sıfatlar olsun. O yüce sıfatlar olsun sende. Müceddit'te de o sıfatlar var. Sıfatlar nedir? Pakete uyacaktır. A'den Z'ye uyacaktır. Örnek kimdir? 4 halife, 4 imam. O, bunların arasındaki imamlar. Onlardan sonra bunlara uyan imamlardır. Bunlar hepsi nedir? Bu kriterlere uyan, Ehl-i Sünnet kriterine uyan müceddittir. Ehl-i Sünnet kriterine uymayan, velev ki dinde bir şeyi tecdit etmişse, o müceddit sayılmaz. Müceddit dinin paketini tecdit eder. Bir mesele değil. Bu saydığın şahıslar, evet olabilir müceddit olmuşlar bir meselede. Anlatabildim mi? Bir de bunların hayatlarına bakıyorsun, bunlar Ehl-i Sünnet'e muhalefet etmişler birçok meselede. Sınıfta kalmışlar. Onun için bunlar Ehl-i Sünnet alimlerine göre müceddit değiller. Bunlar o fırkaların müceddididir. Çünkü kendileri kriterler koymuşlar. Kendileri de o kriterlere göre insanları tartıyorlar. Ama biz öyle değil. Ehl-i Sünnet öyle değil. Ehl-i Sünnet kriterler kendileri koymuyor. Bugün de partiler, cemaatler, gruplar, her çeşit kendi kriterleri var. Ona göre insanları tartıyorlar. Ama Ehl-i Sünnet öyle değil. Kriterlerimizi Resulullah koymuş. Sahabe onaylamış. 4 imam bunu tedvin etmiştir. Bu kriterler böyle bizim için gelmiştir. Biz kriterleri kendimizden zamana mekana göre değiştirmiyoruz. Onların koyduklarıyla amel ediyoruz. Bu müceddidlerin adları var. Evet, çok var. İmam Ahmet var. Ondan önce imamlar var. Ondan sonra imamlar var. Müceddidler çoktur. Bir kısmı öz Ehl-i Sünnet'in yanında kabul edilen müceddidler ittifakla var. Karşı o diğer fırkalar da tabi bunlara karşı çıkıyorlar. Bunları müceddit kabul etmiyorlar. Ama müceddidin kriterleri olduktan sonra, pakete tam uyduktan sonra, kitap sünnet çizgisinden çıkmadıktan sonra, sahabanın icmaından, yolundan, kurdukları kriterden çıkmadıktan sonra, Allah onun eliyle de İslam'ı yüceltmiş, canlandırmışsa, evet bu müceddittir. Elhamdülillah. Evet hocam, çok teşekkür ederim hocam.